Bu videomuzda asma tavan led armatürlerinin birini sökeceğiz ve bu armatürden nasıl daha iyi faydalanabiliriz, tamir edebilir miyiz, tamir edersek nasıl olur, bunlara bakacağız. Haydi başlayalım. Armatürümüz bu. Gördüğünüz üzere arkasında ince bir saç tabaka var. Birçok vidayla da bu sabitlenmiş durumda. Armatürümüz 40 wattlık 60x60 slim led panel olarak geçiyor. Haydi sökelim. Ben bu led paneli tamir etmek yerine çok farklı bir amaçta kullanacağım. Evinde öğrencisi olan her velinin temeli bir ihtiyacı vardır. Yazı tahtası. Ben de bunu ledlerini alacağım ve daha sonra bunu gereksiz ağırlıklarından kurtardıktan sonra 60'a 60 bir yazı tahtam olacak. Evet, görmüş olduğunuz çok ince bir demir ve muhafaza. Gördüğünüz gibi ledlerimizin elektrik kablosu. Arkada koydukları bir yaklaşık 3 milim kalınlığında köpükten bir levha. Bir adet arka tarafı normal beyaz ama bir tarafı parlak bir kağıdımız var. Bir tane fiberglass levhamız. Bir adet de yarım mat plastik var. Şimdi ledlerimiz nerede? Ledlerimizi size yakın olarak göstermek istiyorum. Ledlerimiz burada. Evet, dört köşede yok. Sadece karşılıklı iki kanalda ledlerimiz var. Şimdi onları da sökeceğim. Panelin içindeki bütün ledlerimiz bu kadar. Bu soket, besleme soketimiz. Burası koptu. Olayımız bu. Gördüğünüz gibi iki tane led bar var ve bu barlar birbirlerine seri olarak bağlı. Bu tarz bir adaptörle besleniyorlar. Yaklaşık 50 ile 70 voltluk bir voltaj aralığında çalışıyor. Bağlantımız bu şekilde. Buradan da 220 volt şebeke elektriği veriliyor. Şimdi videonun başında bahsettiğim gibi ben bunu tamir etmek istemiyorum. Çünkü bir yazı tahtasına ihtiyacım var. Muhtemelen ya led sürücü dediğimiz bu kartın tabi bir arıza var ya da led paneller, ledlerde bir arıza var. Ama sökmüşken de
Bunun videosunu paylaşmak istedim. En azından bu armatürlerin işinin nasıl olduğu, nasıl çalıştığını bilmeniz açısından. Şimdi ledlerimiz paralel olarak bağlı. Ama nasıl bağlı? Onu şu şekilde bir düzenek hazırladım. Adaptörümün 3 voltluk beslemeyi ölçü aletinin problarına verdim. Şimdi genel prensipte karınızın artı olduğu gerçeğiyle dokunuyorum. Yaklaşık olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 led paralel bağlı durumda. Panel üzerine yapacak herhangi bir tamirat işlemimiz yok. Sadece şunları lehimleyeceğim ve elimde tutulacak. Şimdi dediğim gibi her evinde her öğrencisi olan velinin yapması gereken şeyi yapıyorum. Kendime bir adet 60'a 60 yazı tahtası hazırlıyorum. Önce şeffaf plexi tabakayı koydum. Onun arkasından mat plastiği koyuyorum. Kağıdı koymaya gerek var mı? Gerek yok ama gene de koyalım. Çok bir ağırlığımız olmayacak. Kalınlık olması için ve arka kapağı tutması için köpük tabakayı koydum. Arka kapağı yerine yerleştiriyorum. Yazı tahtası olarak da size performansını göstereceğim. Şimdi testini yapalım. Gayet de güzel yazıyor. Arızalı bir üründen bir yazı tahtası. Hayırlı uğurlu olsun.